Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım Türkiye ile ABD krizine ilişkin yeni bir seyahat yaptı. Washington, New York hattına. İşte bu krizi görüşmek üzere ABD'ye gitti Başbakan Binali Yıldırım. Ziyaret öncesinde iki ülke vize kısıtlamalarını karşılıklı olarak esnetirken ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye çalışanlarımıza dokunulmaması konusunda bize güvence verdi açıklaması ortalığı da karıştırdı. Bunca söylem boşuna mıydı? Bunca çıkış boşuna mıydı dedirten bu iddia çok tartışılıyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Başbakan Yıldırım ABD Büyükelçiliğinin güvence aldık açıklamasını yalanladı. Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimde kritik gelişmeler yaşanıyor. Başbakan Binali Yıldırım iki ülke arasındaki kriz başlıklarını görüşmek üzere ABD'ye gitti. 10 Kasım'a kadar ABD'de kalacak olan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşecek. Gündemde terörle mücadele, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin yanı sıra vize krizi de bulunuyor. ABD'nin Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşeceği açıklanan Yıldırım'ın en önemli gündem maddelerinden birinin de Rıza Sarraf davası olduğu ifade ediliyor. Başbakan Yıldırım ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi ve ziyaretine ilişkin açıklama yaptı Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Suriye Irak e, meseleleri FETÖ konusundaki e, Amerika ile ilgili taleplerimiz dile getirilecek. Öte yandan Yıldırım'ın ziyareti öncesinde ABD Türkiye'ye uyguladığı vize yasağını esnetti. Vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamış olması olumlu bir adım olarak mütalaa edilebilir. Konuyla ilgili ABD Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamadaysa çok tartışılacak ifade yer aldı. Vize krizinin başlamasına neden olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türk vatandaşı çalışanlarının FETÖ'den tutuklanmasına değinilen açıklamada Türkiye tarafından kendilerine bir daha böyle adımların atılmayacağına dair güvence verildiği ifade edildi. Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin, Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz. Ayrıca Türk hükümetinden yerel çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır. Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir. Bu ön güvenceler temelinde Türkiye'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız. Hali hazırda tutuklu misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut davalarla ilgili ciddi endişemiz sürmektedir. Aynı zamanda olağanüstü hal altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin endişemiz devam etmektedir. Amerikalı yetkililer bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmeyi sürdüreceklerdir. ABD büyükelçiliğinin güvence aldık açıklamasına ilk cevap Türkiye'nin Washington büyükelçiliğinden geldi. Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir. Türkiye'de hiçbir temsilcilik görevlisi kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından istihdam edilen söz konusu personel de keza resmi görevleri çerçevesinde değil hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu için adli sürece tabi tutulmuştur. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'deki konsolosluk görevleri dışına çıkarak suç işleyen kişilerle ilgili yargı süreci başlatılması bağımsız yargının gereğidir. Türkiye'deki tüm diplomatik ve konsüler temsilcilikler için olduğu gibi ABD'nin temsilciliklerinin güvenliğiyle ilgili de gereken tüm tedbirler alınmışken ve bu hususta her vesileyle ABD tarafından ilave ihtiyaç olmadığı bildirilmişken söz konusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunulması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır. ABD'nin Türkiye'den güvence aldık açıklamasına bir cevap da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Amerikan Birleşik Devletleri'ne güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz.